koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, geçtiğimiz ayın, Aralık ayının son günlerinde Oğlak Burcu'nda yeni bir ay doğmuştu. Ve Ocak ayının ilk yarısı içerisinde de Oğlak yeni ayının enerjileri gündemde olacak. Özellikle sizin için kariyeriniz, geleceğinizle ilgili geleceğinizi şekillendirecek kavramlar, e, hayatımızdaki otorite pozisyonlarındaki kişiler, e, genel anlamda görev sorumluluklar biraz daha Ocak ayında ön planda olabilir. E, bu dönemde Plüton'un da Oğlak Burcunda ilerliyor olması tabii ki e, özellikle kariyerinizle ilgili konularda biraz daha güçlü bir dönüşüm etkisi olduğunuz etkisi altında olduğunuzu da işaret ediyor. Bu ay meydana gelecek, özellikle ayın ortalarında. 12 Ocak'ta meydana gelecek yengeç dolunayı da bu anlamda özellikle kariyeriniz, ee, aileniz, otorite pozisyonları ile ilgili konularda bazı önemli dönüşümleri tetikleyebilir. Zaman zaman kendinizi biraz baskı altında hissetmeniz mümkün. Gezegeniniz Mars 28 Ocak'a kadar balık burcunda ilerleyecek. Bu nedenle fiziksel olarak biraz daha ...motivasyonunuzun azaldığını, geri çekildiğini hissedebilirsiniz. Ya da duygusal olarak daha yoğun enerjiler altında olabilirsiniz. Mars balık burcundayken evet, sezgilerinizi güçlendirebilir. Yaratıcı faaliyetlerde özellikle başarı verebilir bu dönem içerisinde. Ancak günlük hayatınızda, iş hayatınızda ve sağlığınızla ilgili olan konularda da... ...biraz daha temkinli olmanız gerekiyor ayın genelinde. Ayın ilk günlerinde... Venüs, e, ilişkilerimizden sorumlu gezegenimiz Venüs de Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçiş yapacak. Bu nedenle 12. evinizdeki gezegen yoğunluğu artıyor. E, Mars'la beraber Venüs'ün de 12. evinizde olması biraz da hayatınızda manevi ve ruhsal kavramlara çekecek gibi görünüyor. İş hayatınızda ve kariyerinizle ilgili konularda bazı destekler de alabilirsiniz. Özellikle bilmediğiniz, farkında olmadığınız ee, bazı gizli yardımlar, gizli destekler olabilir bunlar veya çok ilahi hani manevi anlamda da bazı yardımlar alabilirsiniz. Özellikle ayın 3'ü, 7'si, 10'u bugünlerde plütonun Güneş'le e, Mars'ta yapacağı olumlu açılar e, sizi de bir şekilde destekleyecek gibi görünüyor. Yani bazı zor problemlerinizi çözmek adına özellikle güçlü kişilerden önemli bazı destekler alabilirsiniz bugünlerde. Evet Merkür retrosu e, ayın ilk haftasında devam edecek. Ayın 8'inden itibaren Merkür artık e, yay burcunda ileri harekete dönüyor ve 12'sinden itibaren de tekrar oğlak burcuna geçecek. Tabii ki Merkür retroları biraz günlük hayatımızın temposunu yavaşlatır ya da planlarımızı, e, uygulamamızı zorlaştırır. Ertelemeler, gecikmeler olabilir. İşte bu şekilde de düşündüğümüzde özellikle e, Ocak ayının ilk haftası içerisinde siz de zaman zaman Merkür Retrosunun etkileriyle karşılaşabilirsiniz. Özellikle bugünlerde seyahatlerde, her türlü iletişimle ilgili konuda, yurt dışı bağlantılı işlerinizde, hukuksal işlerinizde, yazışmalarınızda, anlaşmalarınızda, konuşmalarınızda, ee, biraz daha dikkat etmelisiniz. Önemli sözler vermek için, önemli kararlar almak için bu dönem doğru olmayabilir ama 12'sinden sonra Merkür Retrosu düzeniyor. Artık daha rahat hareket edebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyer yaşamınızla bağlantılı olarak. Evet ayın 12'sinde Yengeç Dolunay'ı. Özellikle yaşadığınız yer, yuvanız, eviniz, aileniz, ebeveynler, iş, kariyer, sorumluluklar, görevler tüm bu alanlarda biraz hassasiyeti arttırabilecek gibi görünüyor. Ebeveynlerinizle ilgili bazı sorumluluklar olabilir. Bazen bazı sağlık sorunları söz konusu olabilir, onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Bazılarınız yer ve mekan değişimleri yaşayabilirler ev değişimi, taşınma, ofis değişimi gibi konular yine gündemde olabilir. Kariyerle ilgili güçlü etkiler yine gündemde olabilir. Çünkü Uranüs ve Plüton'un çok güçlü etkileri var bu dolunayda. Gerçekten yaşamı bir şekilde hani kadersel olarak da etkileyen, değiştiren, dönüştüren etkiler altındasınız. Belki de planladığınız, arzu ettiğiniz, beklediğiniz bazı koşullarında bu dönemde iyice ortaya çıktığını, netleştiğini ve çevresel faktörlerinde size yapmak istediğiniz değişimler ve dönüşümler konusunda desteklediğini bu dönemde hissedebilirsiniz sevgili koçlar. Evet ay boyunca Jüpiter Terazi burcunda. Dolayısıyla bu dönemde biraz daha ilişkilerinize önem vermelisiniz, şans vermelisiniz. İlişkilerinizden, eşinizden, partnerinizden destek alabileceğiniz bir süreç. Özellikle ortaklı ilişkileriniz belki yaşamınızda şekillendirici olacak veya ortaklı işlerden eş veya partnerden gelebilecek bazı etkilerle, ilişkiler yönüyle bu şansları yakalayacaksınız bu dönem içerisinde. Ayın 19'undan sonra Güneş Kova Burcu'na geçiyor. E ve ayın son haftalarında biraz daha o kova enerjisiyle beraber siz de daha çok hani arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, gelecekle ilgili idealleriniz ve hedeflerinize yoğunlaşabilirsiniz. 28 Ocak'ta ise kova burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ay arkadaş evinizi etkiliyor, ee, idealleriniz, hayallerinizle ilgili alanları etkiliyor. Yeni bir proje teklifi rahatlıkla alabilirsiniz. Ee, sosyal hayatınızın canlandığı bir süreç olacak. Bunun etkilerini daha çok tabii ki Ocak sonu ile beraber Şubat ayı içerisinde daha fazla hissedebileceksiniz sevgili koçlar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.